kendime bir görev biçmedim, kendimle ilgili bir değerlendirme yapmadım. Bugüne kadar hep partimize, halkımıza, kendimize teslim ettik. Gene aynı şekilde olacak. Adaylığım konusunda eğer ön seçim olursa ve bu resmileşirse o noktada gerekli açıklamayı yapacağım. Ama o resmi açıklama olmadan da bir şey söylemem çok mümkün değil. Çünkü bazen partimizde karar organları bizim beklentilerimizin, düşündüklerimizin dışında karar verebiliyorlar, olabiliyor. Biz o karara da saygılıyız ama o karar verildiğinde de bazı yanlış anlamalara da izin vermemek için bunu söylüyorum. Eğer bir üyeyle bir değerlendirme olacaksa biz oraya kendimizi teslim ederiz. O kararda da boynumuzu koyarız. O karara da her zaman saygı gösteririz. Benim partim bir AKP'li gibi değildir, bir MHP'li gibi değildir. Benim partim düşünen, yargılayan, yorumlayan ve doğruyu koyandır. Asla yandaş da değildir. Asla menfaatinin peşinde de değildir. Partinin yandaşıdır. Partinin menfaatini düşünür ve o noktada da hareket eder. Biz bu anlamda hem partimize dinamizm gelme adına, hem o partimizin üzerindeki o hafif tozları atma adına, yani beni bağışlayın, o heyecanı daha da üst seviyeye çıkarma adına bir mutlaka ön seçimin yapılması gerektiğini düşünüyorum, söylüyorum. Yetkililere de o anlamda gerekli düşüncelerimizi ve önerilerimizi ilettik. İnşallah o süreç başladığında da gene bir araya geliriz, gene görüşürüz, gene birlikte oluruz. Ben bu akşam özellikle sizleri bir arada görmekten son derece mutlu oldum, onur duydum. Biz bir aileyiz, birbirimizden kopma şansımız yok, sonuç ne olursa olsun. Bazen mecburiyetler sizi belli yerlere sürüklüyor. O günlerde beni ikna etmeleri şu şekilde oldu. Ben hiç aday değildim o süreçte. Ama dendi ki, çok kısa ifadeyle, eğer o aday olmadığım takdirde seçimi AKP'nin alacağını ve bunun vebalinin de bedelinin de bana kalacağı şeklinde gerek kamuoyu yoklamalarıyla gerekse belli değerlendirme sonuçlarıyla iletince biz de gene kardeş partimiz olan ve siyasal düşüncemiz, siyasal iddiamız birlikte olan Demokratik Sol Parti'de seçime girmek durumunda kaldık. Tabii ki o geçici bir yol ayrılığıydı, bir mecburiyetti. Ama hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmam söz konusu olmadı. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da göreve gelince, onun öncesinde de aslında beraberliklerimiz oldu, partiye geçişimiz oldu. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman kopmadık, hiçbir zaman ayrışmadık. İnşallah birlik beraberlik içerisinde, gene aynı anlayış içerisinde akıllarımızı birleştirerek, duygularımızı birleştirerek mücadele etmek zorundayız. Bu, bakın, inanın bana, hep söyledik bu son seçim, bu son seçim diye ama gerçekten bu seçim son seçim. Eğer anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu öyle veya böyle elde ettiğinde artık olabileceklerin önüne hiçbirimiz geçemeyiz ve bu ülkede kaos olur, bu ülkede istemediğimiz olaylar olur, bu ülkede huzurumuz kaçar, canımız sıkılır. Gerçekten öyle iş hafife alınacak gibi değil. Bunu ben AKP'li tanıdıklarıma da söylüyorum, AKP'li görüştüğüm insanlara da söylüyorum. Bunu önemli olan burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni onlar adına hani iktidara getirmeyi düşünmeyin. Kendinizi düşünün. Siz de aynı haklardan faydalanacaksınız. Eğer bir ülkede
demokrasi yoksa, eğer bir ülkede hukuk yoksa, eğer bir ülkede insan hakları ve özgürlük yoksa, o zaman siz geleceğinizden de, ekonominizden de, eğitiminizden de hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Demokrasi, güçlülerin demokrasisi olursa o demokrasi olmaz. Hukuk, güçlülerin hukuku olursa olmaz. Hukukun güçlü olması lazım. Eğer insan hakları ve özgürlük olmazsa bu ülkede huzur da olmaz ve barış da olmaz. Bugün bu tehditlerin hepsiyle karşı karşıyayız. Bakın, bir ruhsatsız silahı belinize koyuyorsunuz, istediğiniz gibi geziyorsunuz bir yıl, ama belinize bir taş sopa aldınız, yüzünüzü bağladınız, adı da Güneydoğu'yla özleştirerek 2 yıl veya daha ağır ceza. Bu tamamen Bağız rejimi gibi. Irak'taki Bağız rejimi gibi ve diğer Arap ülkelerindeki veya diğer diktatör ülkelerinde olduğu gibi bir anlayış. Hangi demokraside var bunlar? Şu anda gözyaşı döküyor Genel Başkan Yardımcısı. Diyor ki biz sokağa çıktığımızda %50'si bize nefretle bakıyor diyor. Niye o noktaya geldim? Niye o şekilde düşünüyorlar demiyor. Belki %70'i, %80'i nefretle bakacak. Diğerleri de korkudan bakamıyor.